ne yapacağız bugün? Bugün... Bak biliyorum dün gece bu defteri kapattık ama... ben Burak'la Eylül'ü çağırdım. Son bir kez bir konuşma yapılması gerekiyordu çünkü. Bak son kez. Söz veriyorum. Artemim'in kapanmasıyla ilgili konuşmamız gerekenler var. İyi. Tamam ben kızlarla buluşurum o zaman. Kızlarla daha sonra buluşsan olmaz mı? Yani bu toplantıyı dördümüz yapmamız gerekiyor. Ya Demir ben hissedar değilim, bir şey değilim. Lütfen beni karıştırma. İkisiyle de yüze gelmek istemiyorum. Konu seninle de ilgili. Ayrıca Burak'a hala sinirliyim. Yani elimden bir kaza çıkmadan bu durumu çözebilmek için senin fikirlerine ve desteğine ihtiyacım var. Son bir kez bu fedakarlığı yapar mısın benim için? Peki. Ama çok tuhaf olacak. Bir de eve girmelerini istemiyorum. Verandada konuşalım. İşte benim sevgilim. Söz veriyorum. Çok kısa sürecek. Yemeğini. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Bu spor kıyafetlerin Demir'e sen hiç takmıyorum. Öyle de rahatım mesajı vermek için mi? Hiçbir mesaj içermiyor. Artemi kapatma kararı alacağımız günde kravat takmak istemedim. Burak bak lütfen kendine hakim ol tamam mı? Doğru düzgün konuşalım. İkinizden biri sinirlenince diğeri de sinirleniyor. Sonra hiçbir yere varamıyoruz. Ne yapayım? Ya yakama yapışırsa ne yapayım? Böyle bir şeye izin vermem. Oo. Eylül Hanım, siz boks yapıyordunuz değil mi? Burak, gerilme lütfen tamam mı? Niye gerileyim ki? Dün gece mükemmel bir gece geçirmişim. Gerginlik yok. Peki, Demir'i kaç round indirirsin? Teşekkürler Selin'cim. Sevgilim. Sen dün Yıldırım Bey'in yanına gitmişsin. Ne oldu? Konuşabildin mi? Yıldırım Bey hepimize bedel ödetmek istiyor. Bunu da Artem'in üzerinden yapıyor. Soruşturmada aklansak bile şirketin itibarı zedelendi. Ayrıca Yıldırım da müşteri bulmamıza izin vermeyecek. Bu yüzden Artemim'i kapatmak en doğrusu. Üçümüz de hisselerimizi satıp Artemim defterini kapatalım. Maalesef tek çözüm yolu bu. Evet zararına satacağız ama Yıldırım şirket üzerinden kimseye zarar veremeyecek en azından. Peki Yıldırım Bey bunu neden yapıyor? Alara yüzünden mi? Tazminat da bize zaten ceza vermişti. Çünkü biz bir hata yaptık. Yani daha doğrusu ben. İkimiz Yıldırım'ı tazminattan vazgeçsin diye özel hayatıyla tehdit ettik. Şimdi hepimize bedelini ödetmek istiyor. Ve adamın elinde otel işlerinin şaibeyle alındığına dair kanıtlar var. Esen Hanım'ın orada da bir katkısı olmuş. Ya sen sadece kendini değil bizi de tehlikeye atacak kadar... Ya sen bunu hepimizin gözünün içine baka baka nasıl yaptın ya? Sen her zaman böyle bir adam mıydın? Ben gerçekten göremedim mi? Boğulan bir insan düşün Selin. Etrafımdaki herkese tutundum. Az daha benimle birlikte herkese boğacaktın. Ben bu kadar yanılmış olabilir miyim ya? Senin gerçekten bu kadar tehlikeli bir adam olabileceğini... hiç düşünmemiştim. Tamam. Artemim kapanacak. Yıldırım çalışanlarımıza zarar veremeyecek. Peki diğer şeyler? Yıldırım'ın elinde bizimle ilgili kanıtlar var. O pisliğe kendiniz bulaştınız. Bundan sonra Yıldırım elindekileri savcılığa verip sizi tutuklatır mı? Esen'e ihbar eder? Esen ne yapar bilemem. Ama bu saatten sonra üzerinizde bir gölgeyle yaşayacaksınız. Bu da sizin cezanız. Seni bu adamdan uzak durman konusunda uyarmıştım Eylül. Dinlemedin.
Hareketlerinin sonuçlarını düşünmeden bildiğini okuyorsun. Ne diyeyim? Hayırlı olsun. Artemim'in kapanmasıyla ilgili detaylara gelecek olursak, bugün herkesi toparlayıp bir konuşalım. Ne kadar hızlı hareket edersek o kadar iyi. Ben Azmiye'ye haber veriyorum. Herkese mesaj atsın. Orada görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.